Kongrede çağrı yaptınız ve tepki de aldınız aslında. Daha sonra Adnan Polat açıklama yaptı. Başkanıma destekliyorum. Benim dünkü açıklamalarım yine dostluk ve kardeşliğe yönelik şenlik şeklinde hiç kimseye bizim kızmadığımızı belirten, biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Ayrıca bütün rakiplerimiz değerli, fakat bütün Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğünüzde bunun içindeki değerli parçalar var, büyük parçalar var. Biz bu büyük parçalardan biriyle karşılaşacağız. Beşiktaş bu değerli ve büyük parçalardan birisi. Şunu unutmayalım ki bu toplumu oluşturan sosyal paydaların, sosyal paylaşımların tamamı ulusu oluşturan çimentodur. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Akhisarspor'da, Kütahyaspor'da bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalar içinde birisi daha büyük, birisi daha etkin olabilir. Fakat unutulmasın ki hepsi kendi içinde çok değerli. Biz bu bağlamda rakibimize, bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fakat Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ayrıca binlerce sporcuyu, amatör sporcuyu sadece futbol kulübü olarak değil, spor kulübü olarak da bünyesinde barındırmakta ve ulusa hizmet etmekteler. Ve bu yarış içinde, bu hizmet yarış içinde her zaman en önde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Diğerler de olmak istiyor. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteğiyle yine ipi inşallah en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz ve inşallah o ipi de göğüslemeye kavuşacağız. Ben bunu çok zor derim. Dün de ifade ettim. Hem rakibe saygı hem mücadelelere verilen bizim ve rakibin verdiği düzgün ve dürüst mücadeleler bağlamında asla bir şey demem. Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. O çıkması gerek, son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz, bunu temenni ederim. Sanırım tepkiden kastınız olumlu tepki. Evet. Ben camianın birlik beraberlik içinde, bütün doğru ve düzgün parçalarının birlik beraberlik içinde bütünü oluşturması için elimden geleni yapıyorum. Bütün başkanları da bir araya topladım. Teveccüh gösterdiler. Bir araya geldiler. Ben sadece Galatasaray'ın değil, bütün toplumumuzun barış, sulh ve güven içinde yürümesini istiyorum. Dün Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutladık ve inşallah bizim sporda egemenliğimiz uluslararası olur diye de temenni ediyorum. Sulh, sükun, barış içinde. Başkanım, UEFA'ya 11 Mayıs'ta açıklayacağı şeklinde Galatasaray'ın kararını haberler var. Tekrar bir görüşmeye gidecek misiniz? Şu anda öyle bir şey, bize resmi bir talep gelmedi. O duyumlar bende de var. Sanırım yoğunluktan 11'ine kaldı. Biz zaten neredeyse her hafta UEFA'ya update ediyoruz. Yani bilgileri güncelliyoruz. Düzenli olarak dataları veriyoruz. Özellikle taraftarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerinin gösterdiği çabayla gerek storlarda, gerek biletlerde, gerek VIP ve locada verdikleri destek muazzam. Bu UEFA'nın ve dünyanın da gözünden kaçmıyor bu destek. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Evet beyler.